Hoş geldiniz. Bugün sizlere hayvanlar belgesellerinin bu videosunda dünyanın en güçlü 10 hayvanını belirleyeceğiz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Dünya üzerindeki en güçlü ısırığa sahip hayvanlar hangileri olduğunu biliyor musunuz? Kedigillerden, denizde ve nehirlerde yaşayan canlılara kadar dünyanın en güçlü ısırığına sahip canlıları sizler için listeledik. Her hayvanda, hayatta kalmak için bazı saldırı ve savunma mekanizmaları olur. Otçul canlılar genelde kaçarak hareket ettiği için daha hızlı olurlar. Etçil canlılar da onlara yetişmek için hızlı hareket edebilecek şekilde evrim geçirmişlerdir. Ancak bu canlıların önemli bir özelliği daha var. Bir ısırık kaç kilogram basınç uygulayabilir? İnsanlar için bu o kadar da fazla değil. Bazı hayvanlar ise tek bir ısırıkla uyguladıkları güçle gerçek anlamda korku salabiliyorlar. Bugün sizlere dünyanın en güçlü ısırığına sahip 10 hayvanı göstereceğiz. Hazırsanız, bu korkutucu olduğu kadar hayran olunası canlılara yakından bakalım. Aslan. Isırık şiddeti 650 psi. Ormanın kralı lakabını sonuna kadar hak eden aslan, güçlü bacakları ve güçlü çeneleriyle birlikte en büyük canlıları bile öldürebiliyor. Geniş bir av havuzuna sahip canlılar, genelde sürüler halinde yaşıyorlar. Yetişkin bir aslanın ısırığı, herhangi bir ev kedisinin ısırığından 30 kat daha güçlüdür. Aslanlar hayatı boyunca ortalama 3000 kez çiftleşir. Bir aslan 3 metre boya kadar ulaşabilir. Aslanlar, her gün en az 10 saat uyumaktadır. Ortalama bir aslan 150 ile 200 kilogram arası ağırlığındadır. Yavru aslanlar, 3 aylıkken et yemeye başlar. Asya ve Afrika kıtalarında yaşamaktadırlar. Dişi aslan, yılda 2 veya 3 kez doğum yapar. Günde ortalama 15 kilogram et yerler. Yüzmeyi severler. Bengal kaplanı. Isırık şiddeti 1050 psi. Hindistan yarımadasında yaşayan Bengal kaplanları, tüm kedigiller arasında en uzun dişlere sahip canlı. Bu kaplanların ön dişleri 7,5 ila 10 santim arasında oluyor. Bufalı, geyik, domuz gibi büyük hayvanları kilometrelerce kovalayacak kondisyona da sahip olan Bengal kaplanı, tek seferde 27 kilograma kadar yemek yiyebilir. İri bir erkek Bengal kaplanının boyu 3 metreye kadar uzayabilir. Dişilerin boyu ise 2,5 metre kadardır. Ağırlık erkek kaplanlarda 290 kilograma kadar çıkabilir. Dişi kaplanlar ise 200 kilogram civarındadırlar. Ayrıca ağır kilolarına rağmen çok iyi birer yüzücülerdir. Yetişkin kaplanlar yalnız yaşamayı tercih ederler. Bu sayede ne zaman bir avla karşılaşacağını bilmeyen kaplanlar yaşadıkları ortamda avlara kalabalık şekilde yaklaşmaktan ve onları kaçırmaktan daha çok avlara sürpriz yaparlar. Sırtlan. Isırık şiddeti 1100 psi. Sadece 60 kilogram ağırlığa kadar çıkabilen sırtlanlar, genelde leşçi olarak kabul ediliyorlar, ancak durum tam olarak öyle değil. Zoologlar, sırtlanların öğünlerinin %50'sini kendilerinin yakaladığını söylüyor. Saatte 60 kilometre hızlarda koşabilen bu canlılar, güçlü çene yapısı ve keskin dişleriyle fil gibi büyük canlılar hariç pek çok otobur hayvanı yakalayabilir. Sırtlanlar genel olarak 30 yıl kadar yaşayabilmektedirler. Sırtlanların en büyük düşmanları aslanlardır. Özellikle erkek aslan tarafından öldürüldükleri görülmüştür. Sırtlanlar genel olarak gruplar halinde avlanırlar. Grupların grup liderleri kraliçe olan ve en çok doğum yapan sırtlandır. Sırtlanlar en çok Afrika kıtasında ve Asya kıtasının batısında yaşam alanı bulmaktadırlar. Kuzey Amerika boz ayısı. Isırık şiddeti 1160 psi. 680 kilograma kadar ulaşan bu boz ayılar, diğer ayılar arasında en saldırgan tavır sergileyen canlılar olarak biliniyor. Tek silahı dişleri olmayan ayılar, en az dişleri kadar iyi kullandıkları pençeleriyle de dikkat çekiyor. Kemirgenleri çıkartmak için toprağı kazarlar. Her ilkbaharda bölgelerini işaretlemek için ağaçlara sürtünürler, ağaç kabuklarını kazırlar ve hatta ağaç gövdelerini ısırırlar. Yaz ve sonbaharda oldukça büyük miktarda yağ depolarlar ve kış uykusu için mağaralarına çekilirler. Yavruları çoğunlukla ikiz olur ve 6 veya 8 aylık gebelik sonucunda Ocak veya Şubat ayında doğarlar. Goril. Isırık şiddeti 1300 psi. Maymungiller sınıfının en büyük temsilcisi olan gorildir, sadece yumuşak muz yemez. Aynı zamanda fındıkları kırar, sert sürgünleri ve yumruları da çiğner. Normalde bir otobur olan bu canlı, tehdit algıladığında son derece saldırgan bir tavırla dişlerine başvurabilir. Goril genellikle sakin ve çok az gıda ile doyduğu zaman bile kendini rahat hisseden bir hayvandır. Tek doğal düşmanı leopardır. Hemcinsleri ile kavga etmez. Goriller genelde küçük aile grupları halinde yaşarlar.
grup, erkek bir lider, 5 dişi ile yavrulardan meydana gelir. Grup lideri en az 10 yaşında olur. Gümüş beyazı sırtı sayesinde hemen tanınır. Su aygırı. Isırık şiddeti 1800 PSI. Afrika'nın en tehlikeli hayvanlarından biri olarak kabul edilen su aygırları, bulunduğu konuma göre son derece agresif canlılar olabilirler. Üstelik tek bir ısırıkları aslan, timsah gibi canlıları öldürebilir. Çok geniş bir açıyla açabildiği ağız yapısı, güçlü çene yapısıyla birleştiğinde su aygırını durdurulamaz bir güç yapıyor. Suyun altında nefes almadan 10 dakika durabilirler, bu yüzden sinsiz saldırabilirler. Su içinde çiftleşirler ve su içinde doğururlar. Sakin görünseler de oldukça vahşi ve yırtıcılardır. Sudan çıktıklarında derileri etkilenmesine diye özel bir salgı salgılarlar. Jaguar. Isırık şiddeti 1500 PSI. Diğer tüm kedilerin aksine yetenekli bir yüzücü olan jaguar, balık ve kaplumbağalarla beslenir. Özellikle kaplumbağa ve armadilloların kalın kabuğunu kırabilecek güçte basınç uygulayan canlı, kara avlarında da başarılıdır. Davranışsal özellikleri ve yaşam şekli kaplana benzeyen bu canlılar görüntü itibarıyla leoparı andırır. Vücutlarında rozet adı verilen beneklerin her ikisinde de bulunması bu karışıklığın sebebidir. Batı yarımkürenin en büyük ve en güçlü kedileri olan jaguarlarda çok güçlü bir vücut bulunur. Oldukça hızlı ve çevik olan bu vahşi avcılar gün boyu aktif olmalarına rağmen genellikle geceleri avlanırlar. Diğer yırtıcılardan farklı olan avlanma yöntemiyle avını direkt kafasından ısıran bu hayvanlar kurbanının beynini hedef alarak ona yaşama şansı tanımaz. Amerika timsahı. Isırık şiddeti 2125 PSI. ABD'nin doğu kesimlerinde, genellikle Florida ve Louisiana'daki nehir, göl ve bataklıklarda yaşayan bu timsah türü, erkeklerinde 3,5 ile 4,5 metreye ulaşan boyları ve 450 kilogram ağırlığıyla kendi alanında besin zincirinin en üstündeki canlılardandır. Bir insana saldıracak kadar büyük olan bu timsahlar, genelde balık ve kaplumbağa tercih ederler. Amerika timsahı, Amerika aligatörüne göre soğuğa daha dirençlidir. 7 derece sıcaklığındaki suya bile dayanabilirler. Avustralya timsahında olduğu gibi nehir ağızları, nehirler, göller ve hatta denizde bile yaşarlar. Amerika timsahı, Karayipler, Orta Amerika, Florida ve Meksika'da yaşar. En çok Costa Rica'da bulunurlar. Tuzlu su timsahı. Isırık şiddeti 3700 PSI. Boyları 7 metreye kadar uzayan vahşi tuzlu su timsahları, 1 tona kadar ulaşan kilolarıyla da karşınıza çıkacak en tehlikeli canlılar arasında gösterilebilir. İnanılmaz boyutlarda basınç uygulayabilen ağız yapısı, hızıyla birleştiğinde çok tehlikeli bir avcı olabiliyor. Okyanusya'da bulunan bu timsah türü geniş bir besin yelpazesine sahiptir. Daha çok pusu kurarak avlanır. Buna rağmen hızlı bir avcıdır. Suda saatte 18 mil hızla ilerleyebilir. Bir süper avcı olan tuzlu su timsahı, böceklerden amfibilere, diğer sürüngenlerden balıklara kadar her şeyi avlayabilir. Maymun, kanguru, yaban domuzu, kertenkele, dingo, kuş türleri, su bufalosu, gor, köpek balığı, hatta insan avladığı canlılara örnektir. Büyük beyaz köpek balığı. Isırık şiddeti 4000 PSI. Denizlerin en korkulan canlılarından biri olan büyük beyaz köpek balıkları, 4 metreye kadar ulaşan boylarıyla özellikle okyanusa kıyısı olan ülkelerde her sene çok sayıda can alıyor. Devasa dişlere sahip bu canlı, avını gözüne kestirdiğinde o canlının pek fazla şansı kalmıyor. Büyük beyaz köpek balığının Akdeniz havzasındaki temel besinleri, orkinos balıklarıdır. Ancak orkinos balıklarının neslinin azalması sonucu yunuslar ile beslenmeye ağırlık verdikleri tahmin edilmektedir. Balina, yunus, diğer köpek balığı türleri, deniz kunduzları, foklar, penguenler, tuna balığı en favori yiyeceklerindendir. Avını alttan yaklaşarak öldürücü vuruşunu yaparken de avını ısırarak uzaklaşır. Avının kan kaybından ölmesini bekledikten sonra avını yer. Diğer köpek balıkları gibi çiğneme yeteneği yoktur, avını parça parça kopartarak ya da tüm olarak yutar. Büyük beyaz köpek balığının yediği büyük bir av onu 1 ile 2 ay arası idare edebilir. Bir belgeselin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin favori hayvanınız hangisiydi yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.